Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Kampı'nın 13. haftasının 4. videosundayız. Yani bu haftanın son videosundayız. Karede kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kitabımızda da sayfa numarası 126 ve 127 işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Örnek 11'de kalmıştık. Bakalım ne diyor örnek 11. ABCD karesinin kenarlarına. Evet şöyle bir kare varmış elimizde. Bu karenin kenarlarına dik üçgenler yapıştıracakmışız. İşte bu şekilde. Burada da bütün kare bu. Bak dikkat et. Bir dışına yapıştırılmış bir de içine yapıştırılmış. Burada onu anlatıyor. Bakalım ne diyor. Karesinin kenarlarına uzun kenarı x birim olan eş dik üçgenlerin hipotenüsleri şekil 1 ve şekil 2 gibi yapıştırılmıştır. Evet hipotenüsleri şu dışarı yapıştırılmış. Burada da içeri doğru yapıştırılmış. Ondan sonra şu KLMN karesi ve burada da PRST karesi oluşturulmuş diyor. Gerçekten bu bir kare mi? Evet. Hocam eş kareler ya şu alfa dersem ee, burada x'i gören beta, x'i gören beta. O zaman burası da alfa. Alfa ile beta'nın toplamı 90. Hatta burası da 90. Bu doğrusal oldu. Gerçekten bu bir kare oldu. Şöyle şu açıları yazacak olursanız bunlar öyle oluyor. E burada şurası alfa, burası beta. Alfa, beta diyecek olursak burası 90 ya. Burası da 90, burası da 90, burası da 90, burası da 90. Bu da bir kare oluyor. Hatta ve hatta şu kısa kenarların eşitliğinden dolayı şuradakinin de eşit olduğunu biraz sonra ispatlarız zaten. Tamam. Diyor ki bize 3 farklı soru sormuşum burada. 3 farklı durumu inceleyeceğiz arkadaşlar. Her biri için şekle çizmemiz lazım. Ya da aynı şekilde üzerinde de gösterebilirsin. Fark etmez. Birincisinde diyor ki oluşturulan karelerin alanları farkı 100 birim kare olduğuna göre. Hemen şu şekli şuraya ben çizeyim. Şimdi oluşturulan karelerin, karelerin alanları farkından bahsediliyor bize. Arkadaş şu kısa kenara ben bir y diyecek olursam. Burası da y, burası da y, burası da y. Büyük kare x artı y yaptı. Küçük kare hocam Kısa kenar y, kısa kenar y ya, uzun kenar x'e, buraya x eksi y'im kaldı, evet. Burası da x olduğundan buraya da x eksi y, buraya da x eksi y, buraya da x eksi -y, y, o yüzden kare oluyor zaten burası. Şimdi karelerin alanları fark ediyor, yani x artı y'nin karesi eksi x eksi y'nin karesi değil midir arkadaşlar? Bu yüzmüş. Hadi bakalım buradan ne geliyor? X kare artı 2x y artı y kare e, eksi var. Normalde bu x kare eksi 2x y artı y kare ama Eksiyle dağıttığımız için şu eksiler şu şekilde oldu. Bu yüz'e eşitmiş. Y kare x kareler gitti. 4 x y'yi buradan kaç bulduk? 100 bulduk. x çarpı y de buradan ne geldi o zaman? 25 geldi. Dik üçgenlerden birinin alanı isteniyor. Arkadaşlar alanda neye eşit oluyor o zaman? Dik üçgenlerden birinin alanı. x çarpı y bölü 2. x çarpı y bölü 2 isteniyor. O da x çarpı y 25 olduğu için 25 bölü 2 değil midir? Evet. 25 burası. Bir de bölü 2'den 25 bölü 2 çıktı. A şıkkını 25 bölü 2 bulduk. Gelelim B şıkkına. B şıkkı için de hemen şeklimizi böyle çizelim. B şıkkında ne diyor? Hipotenüs uzunluğu mu soruluyor? Evet oluşturulan karelerin alanları toplamı verilmiş bu sefer. Evet şurayı y demiştik. Aynı şekilde buraya y yken burası x eksi y oldu. Bu sefer karelerin alanları toplamı. Hocam x artı y'nin karesi artı bir de x eksi y'nin karesi değil mi? İşte bunları topladığımız zaman da 98'miş. Açalım bunu. Açtık daha sonra x kare artı 2 xy y artı y kare artı x kare eksi 2 x y artı y kare eşittir 98. Hocam bu sefer 2 x y'ler götürdü. 2 x kare artı 2 y kare eşittir 98 yaptı. Buradan x kare artı y kareyi ne bulduk? 49 bulduk. Bizden de hipotenüs uzunluğu isteniyor. Yani şuraya bir A diyecek olursak oluşturulan dik üçgenlerin bir tanesinin hipotenüs uzunluğu. E hocam bizden de A kare isteniyor. A kare x kare artı y kare değil midir? E bu 49 eşit. O zaman A kenarı kaç çıkacaktır? 7 çıkacaktır. Gelelim 3. şıkka. Oluşturulan karelerin çevreleri toplamından bahsetmiş bu sefer. Evet biraz şekli büyüteyim burada istersen. Şimdi oluşturulan karede buraya y dedik şu büyük kare ve burası da x eksi y çıkmıştı zaten yukarıdan biliyoruz. Bunları toplayalım bu sefer. Karelerin çevreleri toplamı demiş çünkü. Hocam bir karenin çevresi toplamı x artı y'nin 4 katı yani 4x artı 4y artı şu karenin çevresi de 4 katı 4x eksi 4y değil midir? Evet bu 48'miş. Hocam y'ler gitti. 8x eşittir 48 ise x'i de böylelikle kaç buluruz? 6 buluruz. Bizden dik üçgenlerden birinin uzun kenarı uzun kenarı da zaten x'ti. Yanca altta böyle 6 oldu. Evet bir soru tipini böyle 3 şıkta gösterdim. 3 soru tipi bir şekilde gelebilir diye bu şekilde size anlatım yapmak istedim arkadaşlar. Evet bütün soruları da ayrı bir şekilde çizdik. Siz tek bir şekilde üzerinde de gösterebilirdiniz. Güzel sorular dikkat edin. Yalnız ben burada şunu uyaracağım. Arkadaşlar karede 90'lar böyle 2 adedinden fazla olunca ne dedim ben size? Eş üçgenlerle karşılaşabiliriz. Karede de eş üçgenler 3 üç farklı durumda karşımıza geliyor. 1. İkisi de içeride eş üçgen. Mesela burada olduğu gibi. Daha önce bir önceki dersimizde yapmıştık. Mesela şurada. İkisi de içeride eş üçgen. Birincisi bu. 2. Hocam, birisi içeride, birisi dışarıda eş üçgen. 3. Üç, i̇kisi de dışarıda eş üçgen. Mesela alfabetaları aldık ya. Burada da bunlar da birbirine eşit ya. Gerçekten de eş üçgen olur. Hani bunların eş olduğunu söylemeseydi bile, e, bunlar doğrusal olmuş olsaydı alfabetaları da aldıktan sonra alfabetada 90 alfabeta 90 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için işte eşlikle ilgili bu 3 soru tipiyle karşılaşabileceksiniz arkadaşlar. Unutmayın 1 ikisi içeride dik üçgen, eş üçgen daha doğrusu. Biri içeride biri dışarıda eş üçgen ya da ikisi de dışarıda eş üçgen. Biz buna da aslında kareleme metodu diyoruz. Bazı sorularda bunu da yapıyoruz. Eğer karenin dışında şöyle bir üçgen varsa, dik üçgen varsa hani alfabetaya da alacaksın ya. Bir üçgen daha lazım. İçeride işlem yapamıyorsun ya. Dışarıda oluşturabilirsin bunu böyle. Devamını getirip şöyle. Bak şurası alfayken burası da alfa oluyor. Şunlar eş üçgen oluyor. Hatta burada da yapsan hatta burada da yapsan bunların hepsi eş üçgen oluyor. Yani karenin dışında bir tane daha kare oluşturmuş oluyorsun. Kareleme metodu ya da bir üçgen burada bir üçgen burada ya da bir üçgen burada bir üçgen burada. Bunun uzantısında da böyle oluşturup eş üçgenlerde elde edebilirsin dostum. Haberin olsun. Bu da ince ayarda bir soru. Buna da dikkat etmek lazım. Mesela sıradaki soru Onunla alakalı bir soru. Şimdi soruda ne demiş? Soruda 7 verilmiş, 17 verilmiş, 90 verilmiş. E biz 90 yüzüce ne yapıyoruz? Alfabeteye dalıyoruz. Dalalım alfabeteye. Alfa, beta. E ne yapacağız? Geçiş yok hocam. Hocam şuradan dik mi çizsek? Böyle buna karşılık. Bak ne kadar saçma olduğunu sen de fark ettin değil mi? Kare konusundayız bir kere. Kare konusundaysan ne elde edeceksin? Eş üçgen elde edeceksin. E hocam burada nasıl bir hamle yapabiliriz? Burada dik çizince olmuyor. Bak dışarıda eş üçgen var mı? Burada var. Dışarıda bir üçgen var mı daha doğrusu? Var. O zaman dışarıda da bir tane oluşturabiliriz. Çünkü artık biz şunu öğrendik. Ya ikisi içeride ya biri içeride biri dışarıda ya da ikisi de dışarıda. E burada hocam alfa beta olayını nasıl geçeceğiz mantığıyla da gidebilirsiniz aslında. Kardeşim bak burası alfa burası 90. A şunu uzattığın zaman burası beta olur. Hocam buradan dik üçgen oluştursam şu üçgenle bu üçgen eş ama ebenin uzunluğuyla alakalı bir şey yapabiliyorum yapamıyorum burada. O yüzden burada ne yapalım şuradaki 90'ı kullanalım. Beta 90'sa şunun uzantısı burası alfa olmak zorunda değil mi? Çünkü tamamı da 180. Yani bu ikisinin toplamı 90. O yüzden alfa oldu. A, Burada alfa oluştu. E buradan da burası alfa oluştuysa eğer şuradan da şöyle bir dik çizecek olursam burada da alfa beta 90 çıktı. Yani bizim şu üçgenimizden oldu arkadaşlar? Eş üçgen oldu yukarıdaki üçgenle. Niye? Alfa beta 90. Alfa beta 90. 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için. E, Burada alfanın karşısı 7. Alfanın karşısı 7'dir burada da. Beta'nın karşısı 17, beta'nın karşısı 17'dir burada da. Bak 7 24 25 üçgenden burayı da bulur muyuz? Buluruz. Bazı arkadaşlar şu şekilde yapıyor. Ne yapıyor? Mesela burada kosinüs e, betayı buluyor şu sarı üçgende. Sonra 90 artı beta kosinüs 90 artı betayı da yani şuradaki üçgende de yine kosinüs teoremi kullanıp da yapmaya çalışıyor ama daha uzun oluyor. Haberiniz olsun. Başka nasıl yapabiliriz? Şöyle kare sorularında sıkıştığınız zaman şöyle dışında bir üçgen varsa Dışına şöyle bir kare çizebilirsiniz. Kareleme metodu. Mesela burada da kare oluşturduğunuz zaman şu üçgenle şu üçgene dikkat edeceğiniz belli olurdu. Çünkü şuradaki uzunluk olduğundan dolayı arkadaşlar. Bu da bize pratiklik sağlıyor. Böyle bir soru çıkar mı? Ya e, eskiden çıkıyordu ama şimdi çok zannetmiyorum. Ama yine de böyle bir şey olduğunda bilin kitaplarda çünkü bununla ilgili sorularla karşılaşacaksınız. Güzel bir alfabet aslında. Tam da ÖSYM'nin sevdiği tarzda. Kosinüs ile yapan uzun yoldan yapsın alfabetayla eş üçgenle yapan kısa yoldan yapsın mesela. İlla dikdörtgen ve karede böyle bir soru seçiyorlar arkadaşlar. ÖSYM'yi ben kaç yıldır takip ediyorum. Valla o yüzden belli olmaz bu adamların ne yapacağı. Tamam. Evet geldik örnek konuşacağım. ABC'de karesinin ağırlık merkezi oymuş. Şimdi daha önceki videolarda bahsettim. Hatta bu hafta bahsettim. Dikdörtgende bahsettim. Ne dedim? Dikdörtgende karede ağırlık merkezinden bahsediyorsa iki ihtimalim var. Bir, ya köşegenleri genleri çizeceksin şu köşegen ve şu köşegen şu, şu, köşegen ve şu köşegeni çizeceksin böyle köşegenlerin kesim noktası olduğunu göstereceksin. Ama burada 90'ı kullanamıyoruz ki kullanabiliriz de aslında. Ee, çünkü köşegenler dik kesiyor ya. Buraya alfa dersen şu 90 derece burası beta. Sonra tamamı 90 burası alfa. Burası da tamamı 90 burası da beta. Şu üçgenle şu üçgen eş çıkıyor. Buradan da sonuca ulaşabilirsin. Ama şimdi çözeceğim yöntem bu sana daha karışık geldi değil mi? Bazen köşegenlerle sonuca daha rahat bir şekilde ulaşıyorsun. Bazen de şu dikmelerle. Ne dedim ben sana dikdörtgende? Dikmeleri çiz böyle. Bu dikmeler eğer ağırlık merkezi ise dikdörtgenin de karenin de ağırlık merkezi ise dik çizdin. iki eş parçaya bölüyor hocam. Ya da buradan dik çizdin. Burayı iki eş parçaya bölüyor hocam. E, kare olduğundan zaten bunlar çift çizgiye çift çizgiyse aynı şekilde kare olduğundan bunlar da çift çizgiye çift çizgidir. Dikdörtgen de farklıydı. Burası A, A iken burası B, B idi. Karede de bunlar da birbirine eşit oluyor. E hocam şurada da bir kare mi oluştu? Evet. Şimdi 90'lar da şu alfa beta'ya da alabiliriz. Alfa beta burası alfa tamamı 90 olduğundan burası beta beta 90 burası da alfa oldu. Ee, hocam çift çizgiyken burası da çift çizgi çift çizgiyken burası da çift çizgi. Dikkat et şu üçgen ile şu üçgen benzer hatta alfanın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. Yani şurası A alanıysa çünkü ne diyor bu alandan bahsediyor bize ya da uzunluktan da gidebiliriz hiç fark etmez. Şuraya ben ne diyebilirim mesela? Şuraya bir A diyecek olursam beta'nın karşısı A ise beta'nın karşısı burası da A mıdır? Evet. E hocam çift çizgi A artı 2 mi oldu? Evet. Hatta burası da 6 eksi A değil mi? Çift çizgi dediğimiz 6 eksi A oldu. Şu da bir kare ya. He. 6 eksi A ile A artı 2 birbirine eşit. Buradan 2 A eşittir. 4'ten A'yı böylelikle 2 buluruz. A 2 ise burası toplamda 4 yaptı. Burası da 4 yaptı. E benden ne isteniyor? Taralı alan. Şu üçgenin alanını ayrı bulup. Burayı da ayrı bulacağımıza. Bunlar eş üçgen değil miydi? Evet. Burada kalan A dersem burada kalan da A'dır. E hocam buraya B dersem senden A artı B isteniyor. A artı B aynı zamanda şurası değil midir? Yani şu karenin alanı değil midir? Evet A artı B alanı böylelikle ne çıktı dostlar? A artı B'nin alanı yani 4'e 4'lük bir karenin alanı 4 çarpı 4'e eşittir. O da 16'ya eşittir arkadaşlar. İşte karenin ağırlık merkezini bu şekilde kullanıyoruz dostlar. Haberiniz olsun. Geldik bir sonraki soruya şekilde birbirine bitişik düzlemsel iki kare vardır. Birbirine bitişik düzlemsel iki kare. Karelerin ağırlık merkezleri arasındaki en kısa uzaklık 6 birim. Valla ağırlık merkezinden bahsetmiş. Yine ağırlık merkezinden bahsettiği için ya köşegenleri çizeceğiz ya da şuradaki dikmeler bizim için önemli olacak. Değil mi arkadaşlar? Şu dikmelerden gitsek. Şöyle şu dikmelerden gitsek. Evet bu dikmeler sanki işimizi kolaylaştıracak. Şöyle şu dikmelerden gidelim. Çünkü ağırlık merkezi arasındaki şuradan dik çizdim. Buradan da dik çizdim. Tam ortadan bölüyor ya burası. E o zaman dik çizdiğimiz zaman bu tam ağırlık merkezler arasındaki uzaklıkta en kısa uzaklıkta da 6 birim verilmiş. Yani şuradaki uzunluk 6 birim verilmiş. E hocam biz buradan bunu çizince buradan dik çizince çizgiye çizgi böldüyse buradaki dik de çizgiye çizgi böler. Buradaki dik de çizgiye çizgi böler. E hocam buradaki uzunluk 6 birim verilmiş bize. Yani şurası yani burası. O zaman burası kaç çıktı arkadaşlar? 3 çıktı. Evet. Burası 3 ise burası da 3'tür, burası da 3'tür, burası da 3'tür. Değil mi? Evet. Şimdi yeşil kare C noktası etrafında ok yönünde en az kaç derece döndürülürse ka karenin, karelerin ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık 3 kök altı olur diye soruluyor. Hmm. Şimdi ben bu C'deki kareyi döndüreceğim arkadaşlar ok yönünde. Hop şöyle döndürdüm mesela. En az ne kadar döndürürsek diye soruluyor. Şöyle döndürdüm mesela. Böyle döndürdüğünde karemiz bu şekilde mi oldu? Evet. Bazen bize şekli çizmez. Dikkat et. Bu sefer ağırlık merkezi nerede oluyor arkadaşlar? Şuralarda bir yerde oluyor. Bunun ağırlık merkezi de burada. En az kaç derece döndürürsem diyor şu aradaki mesafe yani şurası ne olur diye soruluyor bize. 3 kök 6 olur diye soruluyor arkadaşlar. E ben burayı 3 buldum değil mi? Tamam. E o zaman arkadaşlar burada karelerin ağırlık merkezinde şuna ait bir üçgen oluşturmam lazım benim. Ne yapmam lazım? Hocam köşegen çizelim. Şu köşegeni çizsem bununla alakası oluyor. O zaman şu köşegeni çizelim. Tamam çizdik. Burada da şu köşegeni çizsem alakası oluyor. Burada da şu köşegeni çizelim. Köşegen çizmek bayağı bir önemliydi değil mi arkadaşlar? Evet köşegeni bu köşegen tamam. E, bu karenin bir kenarı 6'ydı. Hocam 6 6 ise 6 kök ki bunlar 3 kök ki 3 kök ki mi yaptı? Evet burası da 3 kök ki ve sana da buradaki uzunluk ne olsun diyor sana 3 kök 6 olsun diyor. Hani şu şekilde döndürdüğüm zaman döndürme işlemini nasıl yaptım? Hocam buradayken hop kareyi bu şekilde döndürdüm. Bak dönme açısı burası. Bana buradaki açı soruluyor arkadaşlar. Niye en az diyor? Çünkü sen bunu böyle döndürürsün. Hop yukarı doğru getirdiğin zaman zıttında da böyle bir 3 kök altılık bir durum oluşabilir. En az döndürelim ki 3 kök altılık durum böyle olsun. Yani sen bak buradaki üçgene. Dikkat et burası 3 kök ki burası 3 kök 2 burası da 3 kök 6 oldu. Yani kök 3 katı çıktı. A kök 3 katı. Nerede? A A iken A kök 3. 30 30 120 üçgeninde değil mi? Evet. Evet. E şurası 120. Hocam bu karenin köşegeni olduğundan 45. Bu da karenin köşegeni olduğundan 45. Alfa soruluyor bize. 45 45 90 artı alfa ne eşit olacak? 30 30 120 burası. 120'ye eşit olduğundan alfayı da böylelikle 30 derece olarak buluruz. Evet cevabı ne bulduk o zaman? 30 bulduk. Peki en az döndürmede 30 bulduk. Alfa 360 dereceden küçük olacak şekilde en fazla ne kadar döndürülür sorusunu da sana bırakıyorum. Tamam Hadi bakalım bu da sana kalsın sen de onu yap. Ama en az döndürme şuradan şuraya. Hocam ben buradan hop şuraya 30 derece döndürürsem cevabı 3 kök 6 bulurum. Merkezler arasındaki uzaklığı. Bu da güzel bir soru. Ya döndürme sorularında böyle döndürmeyi gösterebilirler ama dedik ya katlamada da biz bunu çok yaptık. Ne yaptık? Yani katlama sorularında da böyle katlanmış şekli söyleyerek cümlesel olarak söyledik. Hani olur ya ya o şekilde gelirlerse diye. Döndürmeleri de genelde gösteriyorlar ama ya o şekilde yine karşımıza gelirse döndürme. İşte o zaman ne yapacağız? Aha da aynen bu şekilde biz bunu da hayal etmeliyiz. O yüzden bu soruyu da bu şekilde yazdım dostlar. Örnek 14 30 oldu ve geldik örnek 15'e. ABCD karesi biçimindeki bir kartonun köşeleri ağırlık merkezinden geçecek şekilde katlanıyor. Evet, köşeleri ağırlık merkezinden geçecek şekilde ağırlık merkezine gelecek şekilde. Yani sen bunu böyle katlamışsın. Şuraya doğru katlamışsın. Köşeleri ağırlık merkezine gelecek şekilde. Nasıl katlayacağız onu? E o zaman hocam katlama şu şekilde olmak zorunda. Senin bu köşe buraya gelecekse eğer tam katlama çizgisi ortada olmaz mı? Şunlar birbirine eşit olacağı için. Evet hocam. Tam katlama çizgisi öyle olacak. E hatta biz bunu katlamayla uğraşmayalım ya. Katlanmışı gösterilmiş bu şekilde. E, böyle tam ağırlık merkezine geldi. Katlanmış hallerini açalım şurada. Katlanmış hallerini açtığın zaman bak şu üçgen açtığın zaman katlanmış halini buraya geldi. Şunun katlanmış halini açtığın zaman buraya geldi. Bunun katlanmış halini açtığın zaman buraya geldi. Bundan sonra öbürünü katlanmış halini açtığın zaman da nereye geldi arkadaşlar? Şuraya geldi. İşte gerçekten de tam bu şekilde katladığım zaman bunun burası buraya mı denk geliyor? Evet. Şimdi dikkat et burası 90 derece. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. 90 ise burası da 90. E tam da ağırlık merkezine denk geliyor. Ya e, aslında burada ne oluştu? Bunların da hepsi birer kare olmadı mı arkadaşlar? Evet. Yani çizgi 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 şeklinde oluştu. Tamam devam edelim. Sonra bir daha bir katlama yapmışım ben. Ne yapmışım o katlamada da? Elde edilen yandaki şekil KM boyunca katlanmış. Bu buraya geldi. Tamam. Sonra da EF boyunca kesmişiz. Kesip küçük parçayı atmışız. Tamam. Sonra küçük parça atılıyor. Kesme işleminden sonra kalan son şekilde kalan katlama açılırsa diyor. Bunu açacağız arkadaşlar. Hadi bakalım açalım. Şu katlamayı ben açayım. Siz bu şekil üzerinde de açabilirsiniz. Ben alt tarafta daha net bir şekilde fark edin diye alt tarafta açıyorum arkadaşlar. Şunu biraz küçülteyim. Şimdi geriye doğru gidiyorduk değil mi? Geriye doğru gidelim. Öncelikle şu kesilmeden önceki halimi et. Evet. Bu yukarıdan aşağı katlanmıştı üçgen. Yukarı doğru açalım şunu. Şunu şöyle açacağız. Ondan sonra bunu açtıktan sonra da bu üçgenler vardı burada. Nasıldı üçgenlerimiz ikinci şekilde? Şu, şu, şu şekilde değil miydi? Evet. Yani şunlar bu şekildeydi arkadaşlar. Şu üçgenleri de dışarı doğru açacağız. Bu üçgenleri de dışarı doğru açalım. Yalnız dikkat et. Burası kesilip atıldı ya. Ben bunu böyle açtığım zaman kesilip atılan kısma da bakmam lazım. Hop şöyle hocam. Yani ne oldu burada? Şu katlaması buraya geldi. Burası boşken burası da boş mu oldu? Evet. Yani bizim şurası dolu şu an. Bu katlamayı açtığımız zaman. Sonra hocam şunu şöyle açacaksın. Yani açalım. Hadi bakalım. Onu da maviyle göstereyim. Şunu da şöyle açacak olursam arkadaşım. Hop şöyle hop şöyle açtım. Bak şu karton buraya doğru açılacaktı. Ama bu karton buraya doğru açıldığı zaman da yine bunun simetriğini alacağız. Böyle simetri katlanmışı. Hop. Şu üçgen buraya doğru gelecek. Dolu kısım burası mı olacak arkadaşım? Aynen öyle. Bak dolu kısım burası. Sonra şurada da aynı şekilde açmayı yapalım arkadaşlar. Burada da aynı şekilde. Tamam. Şurada da aynı şekilde açmayı yapalım. Şurada da aynı şekilde açmayı yapalım. Açmayı yaptıktan sonra şuradaki açmayı yaparken hop şöyle dolu kısım buraya gelecek hocam. Hemen dolduruyorum orayı. Şöyle. Sonra bunu açarken hocam buradaki dolu kısım nereye geliyor? Hop şöyle mi geliyor? Evet şu üçgenin simetriye katlanmışını açıyoruz. Ters haliyle işte tam buraya denk geldi. Şurada da aynı şekilde hop bunu da böyle açarsam. Onunla maviyle açayım şeyi olayı bozmayayım. Şunu da şöyle açarsam arkadaşlar. Şu simetriyi burası mı oldu? Evet karşımıza ne geldi? Bir H harfi geldi arkadaşlar H harfi. İşte kesme işleminden sonra son şekilde katlamalar açılırsa elde edilen şeklin çevresi. Bu H harfinin şeklinin çevresi isteniliyor bizden. Kenar uzunluğu verilmiş miydi? Evet. AD uzunluğu 12 verilmişti. Hocam AD uzunluğu 12. Bak şurası bir kare değil mi? Katlamada üst üste binen kenarlar açılar birbirine eşit olacak ya. 45-45 olduğundan dolayı. Hatta burada da 45-45 olacak. E hocam burası da 90 derece olduğundan burası da 45, burası da 45, burası da 90 derece oluyor. Yani buradan dolayı işlemler yapabiliriz biraz. Şimdi burası da bunu böyle üçgeni katladığımız zaman bu, bu katlama buraya gelecek ya. 12 idi. Burası da 6-6 olacak. Evet. Sonra sen bunu böyle katladın. Eyvallah. Bu da tam ortasından mı kesilmişti? Bakalım ne diyor? Evet tam ortasından kesilmişti arkadaşlar. Bu da tam ortasından kesildiği için aslında 6 6. Yani şurası da 6 burası da 6 olacak. Bu tam ortası olduğu için orta taban sağlandı. E hocam burası da 6 birim olacak. Bunlar da 3 3 olacak. Aynı şekilde bunlar da 3 3. Şunlar da 3 3. Bunlar da 3 3 diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Şimdi bizden ne isteniyor? Şeklin çevresi isteniyor dostlar. Hadi sayalım. Ne yapalım? Şuradan başlayalım. 6 6 12. Sonra şuraya gideceğim. Sonra buraya gideceğim. Sonra buraya buraya gideceğim. Sonra buraya gideceğim. Böyle sayacağız arkadaşlar. Sayalım. Şuradan başladık. 6 6 12. Sonra 3 daha 15. Sonra burada da 3 var. Önce 6'ları mı saysaydım ya. Daha işim daha kolay olacak. Tek tek böyle sayacağım. Tamam mı? Şurada bir tane 6, burada bir tane 6, burada bir tane 6. Bir tane 6 3 yaptı. Sonra burası da 3 3 4 tane 6 oldu. Sonra burada da 3 3 kaç? 5 tane 6 yaptı. Şurada da 6 var, 6. Burada da 6 var, 7. Şurada 2 tane 3, 8. Burada 2 tane 3, 9. Burada da 2 tane 3. 10 tane 6'm var arkadaşlar. O zaman burada saydığımız zaman tek tek toplamayla gitmek istemedim. Tekrar sayayım. 1 6, 2 6, 3 6, 4 6, 5 6, 7 6, 8 6, 9 6. 16 11 tane Aa yanlış saydım. <laughs> bir daha sayıyorum pardon. Şu 1 6 2 6 3 4 5 6 7 8 9 10 tane 6 yaptı. 10 tane 6 da kaç yapıyor o zaman çevrede? 60 yapıyor arkadaşlar. Evet güzel bir soru. Katlamada da böyle kesme sorusunu dikdörtgende de yapmıştık galiba. Evet dikdörtgendeki soruya da benziyor biraz. Geriye doğru açacaksın. Bu şekilde kesmeli açmalı bir soruda bekliyorum arkadaşlar. Ya da ne yani kesip açtığımızda oluşan şekil nedir diye de sorulabilir. Yalnız ne yapacaksınız? En sondaki şekilden başlıyorsunuz. Geriye doğru açacaksınız. Dolu kısımları hep dolduracaksınız. Boş kısımları da boşaltacaksınız böyle. Yani burada açtınız ya boş kısım burası boş kısım burası. Dolu kısım burası dolu kısım burası şeklinde açtığınız zaman dolu kısım ve boş kısımı gösterdiğiniz zaman Burada sıkıntı yaşamazsın dostum. Tamam. Şimdi gelelim şu mükemmel soruya. Valla ben bunu da bekliyorum. Gerçekten çok güzel bir soru. Birim karelerle ilgili yazdım. Mükemmel sorulardan biri. Kenar uzunluğu 3 birim olan kare biçimindeki kartona kenar uzunluğu 1 bir birim olan dikdörtgenler şekildeki şeklinde sırasıyla yukarıdan ve sağdan katlama yapılıyor. Yani şuradan 1 bir birim olan bir dikdörtgen katladım. Bu şekle geldi. Sonra buradan da bu kenar uzunluğu 1 bir birim olan dikdörtgen katladım da bu şekle geldi. Tamam bu şekilde. En son katlamalar yapıldığında 2 çarpı 2'lik bir kare elde ediliyor. Hatta ne yapıldığını görelim. Bu katlamalarda ne yapılmış? Elde edilen karenin içine kartonun o bölümde kaç kat varsa o sayılar yazılıyor. Dikkat. Burası 3 ya. 3 tane 1'e bölelim şunu. Hocam şöyle yapacak olursam. Birim karelere bölelim. 1, 2, 3. Bak şimdi. Soruyu anlatayım sana. Çok mükemmel bir soru bu arada. Şu an burada hepsinde tek kat var. Hocam ben bunları buraya atsam. Burası 2 kat oldu. 2 kat oldu. 2 kat oldu. Ne yani? Şurayı ne yaptık arkadaşlar? İptal ettik. Sonra bunu buraya doğru katlasam. E o zaman burada ne oluyor arkadaşlar? Bu iki kat bunun üstüne geliyor. Burası kaç kat oluyor o zaman? 4 kat oluyor. Bununla bu bunun üstüne gelince de burada da iki kat mı oluyor? Evet. Burası da tek katlı oluyor. Bak dikkat et. 1 kat var burada. Çünkü bu bunun üstüne geldi. Bunu da iptal ettik bu tarafı da buraya atınca. Ne oldu? 2 kat, 4 kat, 2 kat ve 1 kat. İşte soru burada bunu açıklıyor. Ama burada ne yaptık biliyor musunuz aslında arkadaşlar? Dikkat eder misin? Çok ince bir nokta ya bu. Arkadaş bunu böyle katladın. 1 2 katlama yaptığında ne oldu? Senin şuradaki dikkat eder misin? Lütfen buraya çok dikkat et. Bunu da biraz önce keşfettim. Geçen sene daha değişik çözmüştüm ben bunu. Hatta 2 senedir daha değişik çözüyordum. Sen bunu böyle katladın. Bunu da böyle katladın. Ne oldu? Şuradaki bütün karelerin senin buraya mı toplandı? Ya. Yani 2'ye ikilik karelerin buraya toplanmış oldu. Burada 4 tane kare var. Aha da burada 4. Önceden bak burası 1'di. Şu köşe bu şimdi ne oldu? Şuradaki 2'ye ikilik kareyi topladım buraya. 4 yaptı yani burası. Aklında kalsın. Şimdi devam edelim. Bu sefer de bir kenar 7 birim olan kartonu aynı hamleyi yapınca, 2'ye ikilik bir karton şeklinde getirince Soru işareti yerine ne gelir diye soruluyor. Vallahi mükemmel bir soru. Şunu 6 tane birim kareye ayırayım. Öncelikle 1 2 3 4 5 6. Sonra bu da aynı şekilde 6 tane çizgi çizince 7 birimi bölmüş oluyorum. 3 4 5 ve 6. Şimdi ne yapacağız? İlk baştaki soru mantığında gidersek hocam Bunlar böyle 1 1 1 1 1 1 1 1'di. Ben bunu yukarıdan aşağı katladım. 2 2 2 2 2 2 oldu. Tamam mı? Şurası gitti. Sonra bunu alıp buraya katladığımda burası 4 olacak. Burası da 2, 2 2 2 2 mi olacak? Çünkü burası komple buraya gelmiş oluyor. Evet. Ya da biz yukarıda bir mantık ürettik mi? Ürettik. Sen şimdi iki katlama yaptığın zaman ne olacak arkadaşım? Sen şunu şuraya bunu da buraya katlayınca ne yapıyorsun? Hocam bu 4 tane kareyi yani sen bunu buraya, bunu buraya katlayınca senin üstteki karelerin kayboldu. Şuradaki karelerin kayboldu. Yani şuradaki 4 tane kareyi katlayarak hepsini buraya topladım. E hocam bir daha katlama yaparsam, bir daha katlama yaparsam buradaki karelerin de gidecek. Buraya mı toplanacak arkadaşlar? Evet. Buraya toplanacak. Yani burası da kaça kaçlık dikkat et. Hocam buraya toplanan karelerde şuradaki kareler olmuyor mu? 3'e 3'lük. Yani 3'e 3'lük olan ne oluyor? 9 mu oluyor arkadaşlar? Yani 3'e 3'lük karede 9 tane birim kare vardır. Dikkat edersen bak ne oluyor? Burası 1'de. Şimdi 4 oldu. Burası 9 oldu. Sence burası kaç olur? Hocam 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, 4'ün karesi, 5'in karesi. Burası da 6'nın karesi diyebiliriz arkadaşlar. Ya da devam edelim. Devam edelim aynı şey olduğunu görelim. Şimdi sen bunu böyle katlasan aşağı doğru. Hocam burası 10 olacak. Ondan sonra bunu da böyle katlasan tek tek sayabilirsin. Sonra şunu şöyle katladım. Burası 10 olacak. Sonra buradaki 10'luğu da buraya katlayacaksın. O da o şekilde gelecek. Tabi bunları böyle 2-2 değil de katlanmış halinde bunu iptal etmiştik. Katlanmış halinde değişiyor zaten burası. 10 olacak. Sonra bunu da buraya katlayacaksın. Yani bu sefer ne oluyor? Bu seferde şu kadarlık birim kareleri biz topluyoruz. 4'e 4'lük birim kareleri toplamış oluyoruz arkadaşlar. Yani 4'e 4'lük birim kareler kaç yapıyor? Hocam 16 yapıyor. Aynı şekilde sen buraları iptal etsen ne olacak o zaman? Buraları iptal ettiğin zaman hatta şurası da iptal olmuş oluyor. E o zaman 16 iken burası kaç olacak arkadaşım? Hocam bu sefer de şu 5'e 5'lik kareleri hepsini bu köşeye toplamış oluyorsun. Yani 25 yapıyor. Sonra bir daha katlama yaparsan hocam burada böyle katlama yaptığın zaman da buradaki karelerin hepsini tek bir kareye katlamış oluyorsun. Yani bu da 6'ya 6'lık olduğu için burası da kaç olacak? 36 olacak. Tamam. Hatta hocam şunlar ne olacak? Bu bir katlamada bu birken burası böyle katlamada 2 oluyor. Sonra burası 3 oluyor. 4 oluyor 5 oluyor. Hatta burası 6 oluyor. Burada bir tane oluyor. Aynı şekilde burası birken böyle katlamada burası 2, burası 3, burası 4, burası 5, burası 6. Hatta buradaki sayılar tam olarak 1, 6, 6, 36 yapıyor. Cevap da böylelikle 36 olacaktır. İstersen tek tek uğraş. Ben sana mantığında söyledim. Tekrar söylüyorum. Bak dikkat et. Şu şekilde iki ikili kare yaptığın zaman şu arkada kalan iki 2'lik kareyi böyle şey yapmış oldum. İlk başta şuradaki ikiye ikili karelerin hepsini buraya topladım. Sonra üçe üçlük kareler buraya toplanmış oluyor katlamalarda üst üste böyle geldiğimiz için arkadaşlar. Sonra dörde dörtlük karede hepsi buraya toplanmış oluyor. Beşe beşlik ve altıya 6'lık. Valla arkadaşlar böyle bir soru gelirse çoğunluk mortingol olur. Harbiden öyle olur. Ama biz her ihtimali düşünmek zorundayız. Ya aslında bunlar zihninizi açmıyor mu ya? Yani bu katlamada şu köşede kalan sayı kat kat üst üste olan kaç kat olduğunu gösteren sayı sana yeni bir şeyler öğretmiyor mu? Ya çok ilginç soruyla bir şeyler öğreniyoruz aslında. Soruyla farklı bir bakış açısı öğreniyoruz. Hocam Şuradaki bütün kareler buraya toplanıyor. Burada 3'e 3'lük bütün kareler buraya. 4'e 4'lük bütün kareler buraya toplanıyor gibi. Yani zihninizi açacak olan şeyler arkadaşlar bunlar. Dikkat edin. Cevap ne çıktı? 36 çıktı. Tek tek bunları katlayıp da böyle sayı olarak da gidebilirdik. Ama ben gitmedim. Burada bir mantık oluşturdum. Bu mantığı da inşallah anlamışındır. Kendin de bir dene. Lütfen dene. Geride kalanlara da şöyle bak. Bir daha bu soruyu çöz. Hatta bir hafta sonra gel bir daha bu soruyu çöz. Şuraya yıldız at lütfen. Tamam? Geldik son soruya. Son soruda da ne diyor arkadaşlar? Şöyle bir şey var. ABCD kare demiş. Sonra AK 4 birim kare olarak verilmiş. Burası da 24 olarak verilmiş. Bunlar birbirine eşit. Aa hocam alan dağıtma vardır büyük ihtimalle. Şu oranı kullanayım. Paralel çizeyim. İşte burası K iken orta tabandan dolayı burası 2K ama buradaki oranı biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Aynı soruyu ben paralel kenarda da sormuştum size. Hatta bu soru sınavda çıktı demiştim mantığını. Ve genelde yapılamaya soru olmuştu demiştim. Paraya kenarda, paraya kenarda da sormuştum. ne yapacağız? Hocam dikkat et. Burada ne var? Şurada a oran yok. Burada oran var ama alan dağıtmayla gidemiyorum. Alan dağıtmayla gidemediğim sorularda paralel kenardaki alanı düşün. Alan dağıtmayla gidemediğim sorularda ne yapıyorduk? Ne yapıyorsak onu yapacağız. Temel yapılar var mı? Hocam şu temel yapı bu tüm alanın dörtte biri eşit böldüğü zaman başka. Şuradaki alanı nasıl kullanacağım? A bu da tüm alanın yarısı değil mi? Evet o zaman oradan gideceğiz arkadaşlar. Şuraya bir A alanı dersek. Hocam şu alan tüm alanın yarısı. Yani karenin alanının yarısı A artı 24. Karenin alanı o zaman 2 A artı 48 yapar. E buradaki alan da arkadaşlar şöyle bakacak olursanız eşit böldüğü için tüm alanın karenin alanı dörtte biri. Ya da Kafanız çalışmazsa bu anlamda. Bazen çalışmıyor vallahi benim de çalışmıyor. Şöyle burası a artı 4 ise şurada da şöyle a artı 4 yazarım alan dağıtırım. Burası 2 a artı 8 ise burası da 2 a artı 8 derim. Tüm alanda kaç yaptı? 4 a artı 16 derim mesela. Ya da burası 4'te biri. Karenin alanının 4'te biri a artı 4 ise o zaman karenin alanı 4 a artı 16'ya eşittir. E buradan ne geldi? 2 a eşittir. E, kaç geliyor buradan? 32 mi geliyor? Evet. 2 A eşittir 32'den. A'yı da böylelikle kaç buluruz? 16 buluruz. E hocam A 16 ise eğer şu bizim alan yarısı değil mi? Evet. Ya da 4'te birinden de gidebilirdin. Yarısı 40 ise çünkü bu yarısını 40 bulduk. Tüm alan 80 yapar. Tüm alan 80 ise şimdi kareyi düşün. Tüm alan 80 yani A kare eşittir 80 ise A buradan kaç gelir? Kök 80 gelir. Bu 16 çarpı 5 ya. Yani 4 kök 5 gelir burası. A dediğimiz olay 4 kök 5 oldu. Bizden de karenin köşegen uzunluğu isteniyor. E o zaman A kök 2 isteniyor. Yani 4 kök 5'in kök 2 katı isteniyor. O zaman cevap ne çıkacaktır? 4 kök 10 çıkacaktır arkadaşlar. Aynısı sınavda çıktı. O sene sınavda çıkan en zor sorulardan biriydi arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yine bu sorulara dönüş yaparlar diye korkuyorum. O yüzden böyle soruları da konu anlatımına da koyuyorum. Zaten sonlara doğru da biliyorsunuz biraz olayın zorlaştığını biliyorsunuz. alıştığınızda e, alıştınız da artık olaya ama e, soruyu dinledikten sonra paraya kenarı eğer biliyorsan paraya kenarı anladıysan zaten buradaki sorunun çözümünü de anlamışsındır. Çünkü aynısını paraya kenarda da yaptık. Ve gençler bitirdik mi olayı? Evet bitti. Cevap 4 kök 10 çıktı bitirdik. Sırada ne var? Yamuk var. Biz 13. haftayı bitirdik şimdi. Sırada 14. hafta var. Evet sona doğru yarıya doğru geliyoruz gerçi. 30 haftamız vardı. Evet yarısına yaklaştık gençler. İyi gidiyor çok şükür. Böylelikle bu konu anlatımlarıyla hem yeni konuyu anlamış oluyoruz hem de eski konuları tekrar etmiş oluyoruz. Dikkat ederseniz çoğu soru geçmişteki konulardan çıkıyor. O yüzden doğru yoldayız. Süper bir yoldayız. Harika gidiyoruz bu haftayı bitiriyoruz. O zaman bir sonraki hafta yani 14. hafta yamuk konusunun konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.